teşekkür ediyorum. Başlıyoruz konserlerimize. Çünkü biz biliyoruz ki bu millet küllerinden yeniden nasıl doğduysa bu vatana, bu cennet vatana her şeye rağmen halen Türkiye diyebiliyorsak, bu vatanın üzerindeki devlete Türkiye Cumhuriyeti diyebiliyorsak, bu vatanın ve devletin sahibine Türk milleti diyebiliyorsak her şeyi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. İzmir. İzmir tarih boyunca çeşitli tanımlara uğramış. Victor Hugo bir prensese benzetmiş İzmir'i. Tabii İzmir'in kızları çok güzel ya, herhalde ondan esinlenmiştir. Ama İzmir'in kızlarını güzel kılan sadece fiziki güzellikleri değildir değerli dostlarım. İzmir kızı cesaretle edebi, asaletle tevazuyu bir arada barındırır. Onun için bütün İzmir'in kadınları, kızları güzeldir. Victor Hugo da doğru tanım yapmıştır. Tarihin babası Herodot, en yüce gök kubbenin altında ve dünyanın en güzel ikliminde diye tarif etmiş bu güzel şehri. Demokrasinin beşiği diyenler olmuş. Son zamanlarda biraz kötü tarih yapanlar da var, biliyorsunuz, onları dile getirmeyin. Ama benim tarifim şu 21. yüzyılda: İzmir, Atatürkçülüğün başkentidir. İzmir'e en yakışan tarifte. Bundan 25 sene önce Türkiye'nin gidişatını gören Atatürk'ün çocukları Atatürkçü Düşünce Derneği'ni kurmuşlar. İyi de yapmışlar. Bu derneğin bunca başarılı çalışmasına rağmen, milyonları Anıtkabir'e, meydanlara taşımasına rağmen Türkiye'nin geldiği noktaya bakınca gerçekten de iyi ki bu dernek kurulmuş. Bir de kurulmasaydı ne olurduk diye düşünmemek elde değil değerli dostlarım. Evet, bugün
Atatürkçü Düşünce Derneklerinin 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. Amacımız sizlere tarih dersi falan vermek değil. Siz zaten Atatürk'ü bizlerden daha iyi biliyorsunuz. Amacımız neredeyse Atatürkçülük demek utanılacak hale getirilmeye çalışan ortamda doya doya Atatürk demek, doya doya Atatürk'ü anmak ve bir nebze de olsa belki anlamaya katkıda bulunmaktan ibaret değerli dostlarım. O zaman Mustafa Kemal Atatürk'ü de Çanakkale Savaşı'ndan alıp demokratik layık Türkiye Cumhuriyeti'ne, az önce genç kızımızın söylediği gibi Çanakkale'den demokratik layık Türkiye Cumhuriyeti'ne getireceğiz. Mustafa Kemal Atatürk bu vatan için Çanakkale'de ben size taarruz etmeyi emretmiyorum. Ben size ölmeyi emrediyorum. Bizler ölünceye kadar yerimizi başka kuvvetler, başka kumandanlar alabilir diyecek kadar bu vatanı seven, bu vatan için ölmeyi göze alan, bu vatan için ölmeyi emreden büyük bir komutandı. İşte o zaman bu büyük askeri almak için Çanakkale'den demokratik layık Türkiye Cumhuriyeti'ne sanat yolculuğumuz başlasın.
vurulsam, kaybolsam derim çırılçıplak bir kavgada. Erkekçe olsun isterim, dostlukta, düşmanlıkta. Böyle demiş Büyük Usta Ahmet Arif. Mustafa Kemal de aynen böyle düşünüyordu. Mertçe çıtsa çarpışan, düşmanı da olsa onları takdir etmesini biliyordu büyük komutan. O sadece büyük bir asker değil, kalbi insan sevgisiyle dolu büyük bir insandı. Şu mısralar onun bu insan sevgisini tarif eden en güzel mısralarıdır. Çanakkale şehitleri için söylediği mısralar. Bu toprakların üstünde kanlarını döken kahramanlar. Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta can verdikten sonra artık bizim devlatlarımız olmuşlardır. Bu mısraların sahibi insan sevmez mi değerli dostlarım? Ama öyle görün ki bu büyük askeri, yurtta sulh, cihanda sulh diyen bu insansever adamı hala anlamayanlar var. Demek ki biz de onlara Atatürk'ü doğru anlatamamışız. Zaten Halim Yağcıoğlu'nun son mektup şiirinde adamız da şikayet eder anlaşılmamaktan. Siz beni hala anlamadınız. Ve anlamayacaksınız çağlarca. Hep tutturmuş yıl 1919, Mayıs'ın 19'u diyorsunuz ve eskimiş sözlerle beni övüyor, övüyorsunuz. Mustafa Kemal'i anlamak bu değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Bırakın o altın yaprağı artık. Bırakın, rahat etsin anılarda şehitler. Siz bana neler yaptınız, ondan haber verin. Hakkımdan gelebildiniz mi? Yokluğun, sefaletin. Mustafa Kemal'i anlamak, yerinde saymak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Bana muşkular getirin bir daha. Uygar uluslara eşit yeni buluşlardan. Kuru söz değil sizden. İş istiyorum anladınız mı? Uzaya Türk adını Atatürk kapsülüyle yazdınız mı? Mustafa Kemal'i anlamak, avunmak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Hala o acımlı ağıtlar dudaklarınızda. Hala oturmuş 10 Kasımlarda bana ağlıyorsunuz. Uyanın artık diyorum. Uyanın, uyanın. Uluslar fethine çıkıyor uzak dünyaların. Mustafa Kemal'i anlamak, ağlamak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Beni anlıyorsanız eğer ve seviyorsanız laboratuvarlarda sabahlayın. Kahvelerde değil. Bilim ağırsın saçlarınızı, kitaplar, ancak böyle aydınlanır o sonsuz karanlıklar. Mustafa Kemal'i anlamak, göz boyamak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Demokrasiyi getirmiştim size. Özgürlüğü. Görüyorum ki hala aynı yerdesiniz. Hiç ilerlememiş, birbirinize düşmüşsünüz halka sarılmak dururken. Hani köylerde ışık, hani bolluk, hani kaygısız gülen. Mustafa Kemal'i anlamak, itişmek değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Arayı kapatmanızı istiyorum uygar uluslarla. Bilime sanata varılmaz rezil dalkavuklarla. Bu vatan, bu canım vatan sizden çalışmak ister. Paydos olunmaya, paydos övünmeye yeter, yeter. Mustafa Kemal'i anlamak, aldatmak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Değerli dostlarım, Atatürk'ün sitemi elbette vatan sevgisiyle, millet sevgisiyle, cumhuriyet sevgisiyle, Atatürk sevgisiyle, İzmir'e yakışır şekilde bu salonu tıklım tıklım dolduran sizlere değil. Atatürk'ün yaptıklarına yüreklerini kapatanlara, duble yolları görüp
Atatürk'ün yolundan dönenleri Atatürk'ün sistemi değerli dostlarım. Elbette bizim görevimiz de Atatürk'ün Çanakkale'den demokratik layık Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan o zor ama o uzun ve ince yolunu yılmadan, bıkmadan anlatmak. O halde bu uzun ince yoldaki yolculuğumuz devam etsin değerli dostlarım. Değerli dostlarım, dedik ya, bugün birinci amacımız Atatürk'ü doya doya anmak. Mümkün olursa da Atatürk'ü anlamak konusunda bir nebze olsun katkıda bulunabilmek. Peki, Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamak istiyorsak,
yolculuğa bu büyük kurtuluş savaşının bütün dünyanın mazlum ülkelerine örnek olmuş, emperyalizme karşı verilmiş bu en büyük savaşın hangi zor koşullar altında başladığını hatırlayarak başlayalım. Mustafa Kemal demiştir ki, dünyada hiçbir milletin kadını, ben milletimi zafere ve kurtuluşa taşımakta Anadolu kadını kadar çalıştım diyemez. Evet, diyemezsin arkadaşlar. Çünkü bu kurtuluş savaşı öncesinde kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle nasıl yokluklar içerisinde bir ortam vardı. Bunu bizim gözlerimizin önüne belgesel film tadıyla seren büyük usta Nazım'ın mısralarına kulak verelim. Ayın altında kanlılar yürüyordu. Kanlılar yürüyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Toprak öyle bitip tükenmez. Dağlar öyle uzakta. Sanki gidenler hiçbir zaman hiçbir menzile erişmeyecekti. Kanlılar yürüyordu yekpare meşeden tekerlekleriyle. Ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlekti. Ayın altında öküzler başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi kısacık, ufacıktılar. Ve pırıltılar vardı asla kırık boynuzlarında ve ayaklarının altından akan toprak, toprak ve topraktı. Gece aydınlık ve sıcak. Kanlılarda, tahta yataklarında koyu mavi umbaralar çırılçıplaktı. Ve kadınlar birbirlerinden gizleyerek bakıyorlardı geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine. Ve kadınlar, bizim kadınlarımız, korkunç ve mübarek elleri, ince küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yarimiz ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yaptığımız ve ekinde, tütünde, pazarda ve odundaki ve ağlarda ışıltısında yere saplı bıçakların oynak ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar, bizim kadınlarımız. Şimdi ayın altında kanıların ve artuşların peşinde harman yerine kehri barbaşaklı sap çeker gibi aynı yürek ferahlığı, aynı yorgun alışkanlık içindeydiler. Ve 15'lik şaraplinin çeliğinde ince boyunlu çocuklar uyuyordu ve ayır altında kanılar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru. İşte ortam bu değerli dostlarım. Böylesine bezgin, Birinci Dünya Savaşı'ndan, Çanakkale Savaşı'ndan çıkmış yorgun, ümitsiz bir millet. Ama bu millet bağrından bir kahraman çıkarıyor ve o kahraman geldikleri gibi giderler diyordu. İşte geldikleri gibi gideceklerine önce kendi inandı, sonra Türk milletini inandırdı, Türk milleti yüreklendi, cesaretlendi, ümitlendi. İşte o büyük komutan için artık bir tek savaş planı vardı. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Ve savaşın bir tek sonucu vardı. Ya istiklal, ya ölüm. Thank you.
değerli dostlarım, Mustafa Kemal Atatürk, ben İzmir'i ve İzmirlileri severim. Güzel İzmir'in temiz yürekli insanların da beni sevdiklerinden eminim demiştir. Bugün bu salonu görseydi, emin olmakta ne kadar haklı olduğunu bir kez daha görmüş olacaktı değerli dostlarım. Hepinize öncelikle teşekkür ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk, hani bugün bazıları hırs ve kurnazlıkla bazı yerlere gelebiliyorlar. Ama bize gerekli olan azim ve zekadır değerli dostlarım. Azim ve zekadan erdemleri, ahlakı çıkarırsanız geriye hırs ve kurnazlık kalır. Bugün o hırs ve kurnazlar belli noktalara geldiler ama Mustafa Kemal Atatürk bu milleti, milletin azmi kurtaracaktır demiştir. Türk milleti çalışkandır, zekidir demiştir. Kurnaz ve hırslıdır dememiştir Mustafa Kemal Atatürk. Evet atam, Türk milleti çalışkandır, zekidir, Türk milleti efendidir, Türk milleti barış severdir. Ama vatanı için bir tehlike doğdu mu, bir düşman belirdi mi karşısında, hele senin gibi bir efe düştü mü önüne, işte o an her biri bir zeybek kesilir.
bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı. Selam durdu kayığı, çaparası, takası. Selam durdu tayfası. Bir duman tutardı bu geminin bacasından, bir duman. Duman değildi bu. Memleketin uçup giden kaygılarıydı. Samsun limanına bu gemiden atılan demir değil, sarılan ana yurda Mustafa Kemal'in kollarıydı. Evet, Kurtuluş Savaşı başlamış Samsun'a çıkarak. Artık orduyla milletinin teneflenmesine gelmişti sıra. Amasya Tamimi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Büyük Millet Meclisi'nin açılışı. Ve artık Çanakkale'de düşmanlara dur diyen bu büyük millet, Kurtuluş Savaşı'nda yeniden dur diyecekti. Öyle bir duyarcıya gidecekti ki bütün mazlum milletlere örnek olacaktı. Duruldu. Bilmeden gidip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. İyi de kulak ver. Bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız kimsesiz yolun sonunda gördüğün bu yüksek Anadolu'nda istiklal uğruna namus yolunda can veren Mehmet'in yaptığı yerdir. Bu toprak koparken büyük zelzele, son vatan parçası geçerken ele, Mehmet'in düşmanı boğduğu sele, mübarek kanını kattığı yerdir. Düşün ki haşrolan kan kemik etin, yaptığı bu tümsek amansız çetin, bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet zevkini tattığı yerdir. İşte bu büyük millet böyle durdu düşmana değerli dostlarım. Evet, düşmana durdurdu, düşmana durdurdu ama püskürtme zamanı gelmişti. Büyük taarruz zamanı gelmişti fakat en yakın arkadaşları karşı çıktı Mustafa Kemal'e. Paşam dediler, ya kaybedersek? 15 gün sonra İzmir'deyiz dedi Mustafa Kemal, 14 gün sonra İzmir'deydi. Ama en yakın dostları, ya kaybedersek dediler. Ya kaybedersek dedi Mustafa Kemal. Düşündü. Bütün milletin sorumluluğu omuzlarında. Düşündü Mustafa Kemal. Ama o, hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satır bütün vatandır diyen komutandı. O, vatanın her bir karış toprağı, vatandaş kanıyla ıslanmadıkça asla terk olunamaz diyen komutandı. O, ya istiklal, ya ölüm diyen komutandı. O halde o emri vermesi geliyordu, gerekiyordu. Ordular, ilk hedefimiz Akdeniz'dir.
Değerli dostlarım, Mustafa Kemal Atatürk, kurdu ve en büyük eserim dediği Cumhuriyeti bize şu sözlerle emanet etmiştir. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet, müdafaa ve muhafaza etmektir. Evet, biz bu görevi yerine getirebildik mi? Bana cevap vermeyin ama kendi kendimize bu sorunun cevabını verelim. Bakın, Kurtuluş Savaşı'nda bırakın Cumhuriyeti, o savaşta kullanılacak bir makinalıyı, tüfek emanet edilen Arhav Ali İsmail ne yapmış? Gelin onun macerasına kulak verin. Arhav Ali İsmail kendi kendine sordu. Emanetimiz de bana verecek miyiz? Kendine cevap ver. Varmamak olmaz. Gece tophane ırtımında kanacı ustası Bekir Usta olan evladım İsmail dedi. Hiç kimseye değil dedi. Bu sana emanettir. Ve Kerem tepelerinde düşman projektörü dolaşınca tekenin yelkenlerinde İsmail reisinden izin isteyip Şaban reis deyip emaneti yerine götürmeliyiz deyip atladı takanın bataryasına açıldı. Allah büyük ama tekne küçük demiş yani. İsmail bu dostlamadan bir sağanak yedi. Bir sağanak daha peşinden üç kardeşler. Ve denizi bıçak atmak kadar yedilmeseydi eğer alabora olacaktı. Rüzgar tam tertili yıldıza dönüyor. Ta uzakta bir kırmızı damla ışık görünüyor. Sivas'a kadar giden bir geminin sancak feneri. Elleri kanayarak çekiyor İsmail kürekleri. İsmail rahattır. Kavganın ve emanetin haricinde İsmail'in unsurunun içinde emanet bir ağır makinalı tüfektir. Ve gözü tutmazsa İsmail'in liman reislerini ta Ankara'ya kadar gidip onu kendi elleriyle teslim edecektir. Hava bocalıyor. Galiba karayel gösterecek. En azından 15 mil uzaktadır en yakın sahil. Fakat İsmail ellerine güvenir. O eller küreklerin sapını, dümenin yekesini ve kemer altında Fadika'nın memesini aynı emniyetle tutarlar. Rüzgar karayel göstermedi. Birdenbire 100 katre birden atlayarak rüzgar aniden düştü. İsmail beklemiyordu bunu. Dalgalar bir müddet daha yuvarlandılar teknenin altında. Sonra deniz dümdüz simsiyah durdu. İsmail beklemiyordu bunu. Bıraktı kürekleri ve bir balık gibi öterek birdenbire bir sandal, bir çift kürek ve durgun öyle bir deniz olarak gördü yalnızlığı
ve öylesine kahrederek hissetti ki insansızlığı, yıldı elleri. Açıldı küreklere, kırıldı kürekler. Dalgalar tekniği açığa sürüklüyor. Artık hiçbir şey mümkün değil. Kaldı durgun ölü bir denizin ortasında, kanayan elleri ve emanetiyle İsmail. Önce küfür etmek geldi içimden, sonra güldü, sonra eğildi, okşadı mübarek emaneti, sonra insanlara malum olmadı Arhaveli İsmail'in akıbeti. Değerli dostlarım, bu millet ne zaman karanlığa düşse gizli ya da bilinen kahramanlarını her zaman yaratmıştır. Bakın İzmir'in işgali, düşman gemilerinin bacalarından çıkan kara dumanlar, kara bulutlar gibi İzmir'in ufuklarını sarmış. Ama bir kıvılcım aydınlık bildiri bize müjdeliği oluyor karanlıkta. O kıvılcım şehit gazeteci Hasan Tahsin'in tabancasından çıkan ilk kurşunun kıvılcımıydı değerli dostlarım. Evet, bu millet kahramanlarını yaratır. Arhavi İsmail'ler, kara Fatmalar, kara yılanlar. Örneğin İzmir'de efeler çıkar dağlara, kurtuluşun umudu, yiğitliğin sembolü olurlar.
ve 30 Ağustos. Türk milletinin bağımsızlığı ve özgürlüğü doya doya ciğerlerine çektiği zafer günü. Tevfik Bey, muhtelif kol ordu ve tümenlerden gelen bilgileri cephe kumandanı İsmet İnönü'ye arz eder. İnönü gördüklerine inanamaz. Bunları hemen paşaya da gösterin diyerek Atatürk'e gönderir. Atatürk o sabahı şöyle anlatır. Afyon'da belediye binasındaydım. Bana Tevfik Bey'in geldiğini bildirdiler. Tevfik Bey getirdiği savaş durumunu gösterdi. Hemen İsmet ve Fevzi Bey'leri de çağırınız dedim. Bir de üçümüz birlikte durumu gözden geçirdik ve şu neticeye vardık ki Türk'ün gerçek kurtuluş günü 30 Ağustos sabahı ufuktan bütün kollarıyla doğacaktır. Yeni hareket tarzımızı buna göre belirledik. Teşvik etmeye çalışıyorlar. Ama o ne yapacağını bildiği gibi nerede durması gerektiğini de bilen bir liderdi. Herkese bir kutlama, bir telaş. Atatürk'te ise bambaşka bir telaş vardı. Savaşta bile kitap okuyan komutan bütün kitaplarını çadırındaki portatif masanın üzerine çizmiş. Ve emirine seslendi. Ali! Efendim paşam. Bu kitapları derhal bir sandığa koyup Ankara'ya gönderecek. Emredersiniz paşam. Evet, Mustafa Kemal bu emri verdi. Günlük işlerine baktı ama aklı kitaplardaydı. Acaba kitaplar gitti mi diye döndü bir kez daha çadırına gitti. Baktı kitaplar orada. Burası da biraz daha sert bir kitap. Ali! Emredersiniz paşam. Bu kitaplar niye hala burada? Kitapları koyacak sandığımız yoktur paşam. Sandık yok. Peki. Peki. Bu ne? Silah sandık. Bu kitapları o sandığın içine koy. Bundan sonraki mücadelemiz silahla değil, kitapla kazanılır. Thank you.
Evet. Kurtuluş Savaşı sonlandırılmış. Artık kalpağı çıkarıp şapkayı giyme zamanı, artık silahı bırakıp kitabı alma zamanı gelmiştir. Yaşamı boyunca 4.289 kitap okuyan bir liderden de zaten başka ne beklenebilirdi değerli dostlarım? Ve en büyük eserim dediği Cumhuriyet kurulmuş, Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Atatürk'ü ilk Cumhurbaşkanımız seçmişti. Şu sözlerle teşekkür eder Mustafa Kemal. Efendiler, Cumhurbaşkanı unvanıyla beni görevlendirdiniz. Bu münasebetle sevgi ve güven içinde yüce heyetinize gönlümün bütün samimiyetlerini ve teşekkürlerini arz ederim. Daima milletin sevgi ve güvenine dayanarak hep birlikte ileri gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. Evet, Mustafa Kemal Atatürk, hani o yolculuğumuzun başında Çanakkale'de başladığı yolculuğu, savaş dönemini şanla, şerefle bitirmişti. Cumhuriyeti kurmuştu, artık sırada devrimler vardı. Artık Atatürk'ün hedefi Akdeniz değildi. Atatürk'ün hedefi çağdaş medeniyetlerin ötesine geçmekti. Thank you.
Değerli dostlarım, Mustafa Kemal en büyük eserini kurmuştu. Demokratik, layık Türkiye Cumhuriyeti. Bu cumhuriyet üç temel sütun üzerinde yükseliyordu değerli dostlarım. Üniter devlet, milli devlet, layık devlet. Bunları size tarif etmeme gerek yok ama ben milliyetçiliği hep şöyle tarif ediyorum. Benim rahmetli annem Çerkezdi. Rahmetli babam Yugoslav göçmeniydi. Ben ne zaman bir Rumeli havası duysam heyecanlanırım. Ne zaman bir şey Şami çalsalar hiç beceremem ama kalkıp oynamak gelir içimden. Ama bunların hiçbirisi İstiklal Marşı'mın yerini tutmaz. Onun için ben göğsümü gere gere Türk'üm derim. Türk'üm demek beni mutlu eder. Onur verir ben de mutluyum. İşte Atatürk Cumhuriyeti bu kadar basittir. Aslında Atatürk Cumhuriyeti'ni anlamak için çok bilimsel tariflere gerek yok. Şöyle bakışınızı İzmir'e çevirseniz, işte Atatürk'ün yaratmak istediği cumhuriyeti görürsünüz. Burada kiliseyle Havra'nın, caminin komşu olduğu sokaklar vardır. Burada Yahudisi, Hristiyanı, Müslümanı, Alevisi, Sünnisi kol kola yürür. Burada namaz kılan İzmirli'ye rakı içen İzmirli Allah kabul etsin der. Namaz kılan İzmirli rakı içene afiyet olsun der. Çünkü burası Allah korkusunu değil, Allah sevgisinin öne tutabilmeyizdir. Değerli dostlarım, İzmir'in özelliği. Yedi göbek İzmir'i de bir tutar. Ekmeğinin, aşının, sevdiğinin, eşinin peşinden geleni de aynı sevgiyle bağrına basar İzmirli. İzmirli, Laz komşusuyla horon teper, Kürt komşusuyla alay çeker ama bir müddet sonra hangi etnik kökenden olursa olsun hep birlikte harman dolu zeybini oynar İzmirli. Değerli dostlarım, Mustafa Kemal Atatürk, hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir demiştir. Atatürkçü asla fanatik olmaz, asla yobaz olmaz. Atatürkçülükte bile yobazlık yapmaz Atatürkçüler. Biz onun bir ölümlü olduğunu biliyoruz. Biz onu kutsallaştırmıyoruz. Zaten o da bize dememiş miydi?
Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ama Türk milleti ilelebet payidar kalacaktır. Evet. Atatürk'ün bizi uyardığı gibi o kara gün gelip çatar. Türk milleti onu en güvenli yere, kendi bağrına gömer Türk milleti. Onun için Atatürk'e dürüst atmak, Türk milletinin bağrına hançer saplamakla eşdeğerdir, değerli dostlarım. Ama o sadece Türk milletinin dileği değildi. O, bütün dünyanın arkasından kan ağladığı büyük bir insandı.
Değerli dostlarım, Mustafa Kemal Atatürk'ü Anıtkabir'e koyduk ya, Allah'tan henüz orası alışveriş merkezi yapımı projesini atmadılar oraya, Anıtkabir duruyor. Atatürk'ü gerçekten öldü zannedenler, Atatürk lafını ağzına almaya çekilip çok sıkıştıklarında Gazi Mustafa Kemal diyenler, filmler yaptırdılar, entelektüel filmler, Mustafa. Amaçları Mustafa Kemal Atatürk'ü Mustafalaştırmaktı. Ve İzmirli Atilla İnan, Mustafa Kemal ilkelerinden uzaklaştığımız zaman
başımıza neler geleceğini yıllar önce bize hatırlatmış, bizi uyarmış değerli dostlar. Dağ başını efkar almış, gümüşlere durmaz ağlar. Gözyaşından kana kesmiş gözlerim, ben ağlarım, çayır ağlar, çimen ağlar. Ağlar ağlar, cihan ağlar. Mızıkalar iniler, ırlam ırlam dövülür. 63 ilimiz, 63 yetim. Yıllar gelir geçer, kuşlar gelir geçer, her geçen seni bizden parça parça götürür. Mustafa'm, Mustafa Kemal'im, diz dövdüm, gözüm çavka attı Sakarya'nın suyuna. Sakarya'nın suları namın söyleşir. Hemşehrim Sakarya, öksüz Sakarya, Ankara'dan uçan kuşlar Kemal'im der, günler günü çağrışır, kahrolur, bulutlara karışır. Gök bulut, yaşmak bulut, uca dağlar, dev boyunlu yüce dağlar, divan durmuş bekleşir. Mustafa'm, Mustafa Kemal'im, nasıl böyle varıp geldin, hoş geldin. Çünkü kaymış, yalazlanmış gözlerin, şol yüzünde güneş sütü sıcaklık. Ellerinden öperim Mustafa Kemal, senin dalın yaprağın, biz senin fidanların. Biz bunları yapmadık, sen elbette bilirsin Mustafa Kemal. Elsiz ayaksız bir yeşil yılan, yaptıklarını yıkıyorlar Mustafa Kemal. Hani bir vakitler kubileyi kestiler, çün buyurdun, kesenleri astılar. Sen uyudun, asılanlar delirdi. Mustafa'm, Mustafa Kemal'im. Evet değerli dostlarım, bugün Mustafa Kemal Atatürk'ü Mustafa'laştırmaya çalışanlar, bir kez bir İzmirli gibi, bir kez Atilla İlhan gibi Mustafa'm, Mustafa Kemal'im deseler, diyebilseler, inanın Türkiye çok daha güzel bir ülke olacaktır değerli dostlarım. Değerli dostlarım, Yekta Güngör Özden Atatürk'ü nereden baksa güzel,
nereden baksan güzel diye tarif etmiş. Ne güzel bir tarif. Türk milleti Atatürk'ü öldürmez. Nereye baksa Mustafa Kemal'i görür, nereye baksa Atatürk'ü görür. Ben Atatürk deyince aklıma Cumhuriyet gelir. Mustafa Kemal deyince Atatürk'ün Kocatepe'deki hali. Dağlarda tek tek ateşler yanıyor. Yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden rahat, güzel günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında, birdenbire beş adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydı. O saati sordu, paşalar üç dediler. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi, durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak, karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak, Kocatepe üstünden Afyon Ovası'na atlayacaktı. Mustafa Kemal Atatürk ancak bu kadar
Düşünce Derneği'ne de 25. yıl kutlaması ancak böyle güçlü ve güzel bir şekilde yakışırdı. Emeği geçen herkese ve özellikle gençlerimize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Değerli dostlarım, zirveyi 10. yıl marşıyla yapacağız. 5 dakika daha sabır gösterin. 10. marşını okumadan gitmek bize yakışmaz. Biraz daha sabır. Herkesten çok emeği olan Balçova Şube Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Açıkan'ı buraya çağırıyorum. Çelenci olmuş. Lütfen gelin lütfen Açıkan. Lütfen çabuk ol. Değerli dostlarım, az önce yani demiştik ya, Atatürk Cumhuriyeti'ni görmek için çok uzağa bakmaya gerek yok. İzmir'e bakışınızı çevirmeniz yeterli. Evet, örnek vermiştik, demiştik ki İzmirli, Laz komşusuyla Orhan Töpen, Kürt komşusuyla halay çeker ama hep birlikte Armanda'nın zeybeğini oynar demiştik. Ama değerli dostlarım, yöresel ezgiler susup da İstiklal Marşımızın müziği çalmaya başladığı zaman hangi şiveyle olursa olsun hep bir ağızdan tek bir yürek olarak okur İstiklal Marşı'nı İzmirli. İşte bizim farkımız burada değerli dostlarım. Çünkü biz biliriz ki bizi mutlu edecek kelime ben değil, bizdir. Adına Türkiye dediğimiz bu cennet vatanda hangi etnik kökenden olursak olalım insan onuruna yakışır şekilde eşit koşullarda ve kardeşçe yaşamak tek hedefimizdir. Bununkine Nazım'ın mısralarıyla ikrar İzmirli. Dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Dişler kenetli, bilekler kan içinde, ayaklar çıplak. Ve ipek bir halıya benzeyen bu toprak, bu cennet, bu cehennem bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim.